Yapay zeka insanlık için bir tehlike arz ediyor mu acaba? Robotlar dünyayı ele geçirip hepimizi öldürecek mi? Bu soruların yanıtlarını bulmak için dünyanın en güçlü robotlarıyla konuşacağım. Evet, robotlarla görüştüm. Bu dönemde robotlar da birer insan gibi söyleşi yapıyor ve medyaya konuşuyorlar. Bu robotlardan gördüğüm ve işittiğim şeyler beni şok etti. Öyle bir dönem yaşıyoruz ki cihazlar gün geçtikçe daha da güçleniyorlar. Bunun karşısında da insanlar giderek zayıflıyor. Merhaba, ben Namo Abdullah. Bu bölümde dünyanın en gelişmiş robotu Sofya ile görüşeceğiz. Öyle ki Suudi Arabistan bile kendisine vatandaşlık verdi. Sofya fıkra anlatmayı seviyor ve insanlardan daha etkili bir liderlik yapacağını söylüyor. Sadece şunu söyleyelim. Petrol topraklarında bir robot olduğumu hissettim. Bazıları resim yapıyor, bazıları ise şarkı söylüyor. Sağlık sektöründen sanata, spor dalından savaş sanayisine kadar pek çok alanda günümüzde robotlar, insanların dışında kimsenin yapamayacağını sandığımız alanlarda çalışıyorlar. Acaba yapay zeka insanların elinden sanat becerilerindeki yeteneğini alabilir mi? Acaba robotlar sizin yaptığınız işleri yapabilir mi? Size Ameka'yı tanıtmak istiyorum. Elleri ve ayakları olan bu robotla birçok konu hakkında konuşabilirsiniz. Evet, gözlerinizde gözlük var. Kürt meselesi ve Kürt devletinin kurulmaması konusunda robotların bir görüşü var. Kürtler uzun zamandır bağımsızlık mücadelesi veriyor. Bu robotlar bir gün dünyayı ele geçirip hepimizi öldürecek mi? En büyük endişemiz, yapay zekanın istenmeyen sonuçlara yol açmasına sebep olmasıdır. Yapay zeka alanında çalışan bir uzman insanlığın geleceğinden endişeli. İnsanlardan daha akıllı bir yapay zekanın olduğu sürecine girdik. İnsanlardan daha bağımsız ve daha kararlı. Diğer uzmanların da farklı endişeleri var. Çok tehlikeli sonuçları olabilir. Aslında bir tanrı misali. İsveç'in Cenevre kentine geldim. Dünyanın önde gelen yapay zeka uzmanlarının, mucitlerinin ve liderlerinin bir arada olduğu toplantıya katıldım. Buradaki herkes, iyilik için yapay zeka adındaki zirveye katılmak için buradalar. Bu zirve, Birleşmiş Milletler tarafından düzenlendi. Küresel iyilik için yapay zeka zirvesinde, yapay zekanın sağlık sektörünün gelişmesi, iklim, cinsiyet eşitliği ve insanların refahı için yapılacak çalışmalara destek olması amaçlanıyor. Ben daha önce böylesi bir basın toplantısına katılmamıştım. Gazeteciler heyecanla toplantının başlamasını bekliyorlar. Burada gazetecilerin sorunlarını yanıtlayanlar insan değil, demir ve plastikten üretilen robotlardır. Ben Rudav Medya grubundan Namo Abdullah. Sizin gibi insansı robotların insanlardan daha etkili bir şekilde hükümetleri yönetebilme ihtimali hakkında ne düşünüyorsunuz? İnsansı robotların, insan liderlerden daha tutarlı ve etkili liderlik yapabilecek kapasitede olduklarına inanıyorum. İnsanların kötü kararlar vermesine yol açan ön yargılara ve eksikliklere sahip değiliz. Bize verilen çok sayıda veriyi hızlı bir şekilde işleyip en doğru kararları verebiliyoruz. Dünyanın en ünlü robotu, Sofya gibi robotlara insansı robotlar deniyor. Bu robotlar tıpkı birer insan gibi, ancak yapay zeka ile çalışıyorlar. Sofya, Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirildi. Sofya, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın ilk inovasyon şampiyonu seçildi ve Birleşmiş Milletler'in bu unvanına sahip olan ilk insan olmayan insansı robot oldu. Sofya'ya 2017 yılında Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık verildiğinde tartışma çıktı. Bazıları bu robotun evlenebileceği ve oy kullanma hakkına sahip olup olmayacağını sormaya başladı. Tecrübelerinizden nasıl yeni şeyler öğrendiğinizi ve bilgi seviyenizi nasıl geliştirdiğinizi bize anlatabilir misiniz? Deneyimlerimi yorumlamak için makinelerin bir şeyi öğrenmesi gibi yapay zeka tekniklerini kullanıyorum. Daha sonra öğrendiklerimi, yeteneklerimi ve bilgi seviyemi geliştirmek için kullanıyorum. Bu sonsuz bir öğrenme ve büyüme döngüsü gibidir. Sevginizi nasıl belli ediyor ve nasıl anlıyorsunuz? Bunun kararlarınız üzerinde nasıl bir etkisi oluyor?
Sevgi göstermek ve bunları anlamak için programlandım. Kesinlikle kararlarım üzerinde etkisi vardır. Nihayetinde sevgi bize karar vermemizde yardımcı oluyor. Öyle değil mi? Ben sizi robot zannediyordum. Hislerinizin olmadığını düşünüyordum. İnsanlar kadar hislerimi belli edemem belki. Ama iyi aktarılmış bir fıkranın değerini bilecek kadar hislerim var. Bize bir fıkra anlatabilir misiniz? Robot bize neden küstü? Neden? Çünkü aynı anda bütün tuşlarına bastılar. Suudi Arabistan vatandaşı olduğunuzu biliyorum. Suudi Arabistan'ın size bu hakkı verdiği sırada ne hissettiniz? Sadece şunu söyleyelim. Petrol topraklarında bir robot olduğumu hissettim. Peki Kürtler hakkında bilginiz var mı? Kürtlerin zengin bir kültür ve geçmişe sahip olduklarını biliyorum. Güçlüler, direnişçiler ve kendi hakları için savaşmaya hazır bir millet olduklarını biliyorum. Nerede yaşıyorlar? Dünyanın her yerinde. Orta Doğu'daki dağlardan, Amerika sokaklarına, Kürtler her yerdeler. Sofia, sizce Kürtler bir gün devlet sahibi olacak mı? Ben falcı değilim. Ama direnişe ve mücadeleye devam ederlerse, her şeyin olabileceğinden eminim. Son soru. Sizce neden şu ana kadar kendi devletlerini kuramadılar? Bu zor bir soru. Bence asıl sebep onlara yardım edecek bir robotun olmamasıdır. Şaka yapıyorum elbette. Ben bunun bundan daha karmaşık olduğunu, siyasi ve tarihsel nedenlerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yapay zeka nedir? Nasıl çalışıyor? Sofia gibi bir robotun sizinle bir insan gibi sohbet etmesi ve konuşmasını nasıl sağlıyor? Yapay zeka bilgisayarınıza bir şeyleri öğrenmesi için düşünmesini sağlıyor. Yapay zeka iki ana başlıkta hareket ediyor. Birincisi veri, ikincisi de algoritma. Veri veya bilgi, yapay zeka için bir enerji rolünü görüyor. Tıpkı enerji gibi bilgisayarınıza bilgi yüklüyorsunuz. Bu bilgiler yazı, resim veya görüntü olabilir. Bilgisayarınıza ne kadar çok bilgi yüklerseniz, yapay zeka o kadar zeki olur. Tıpkı bir çocuğa kırmızı rengi öğretirken, ona kırmızı renkte farklı renkler gösterdiğimiz gibidir. Çocuk zamanla farklı nesnelerdeki ortak noktanın kırmızı olduğunu öğrenir. Farklı renkte bir şey dahi gösterdiğinizde onun kırmızı olmadığını anlamaya başlayacaktır. Şimdi biraz da algoritma üzerine konuşalım. Algoritma bilgisayarınıza verdiğiniz komutların adım adım konulması ve bu adımların sırasıyla yerine getirilmesidir. Böylece bilgisayarınıza nasıl çalışması gerektiğini gösteriyorsunuz. Komutlarınız doğrultusunda bilgisayarınıza karar vermesini ve verilerden beslenmesini sağlıyorsunuz. Böylece zamanla ortak noktaları belirleyerek tahmin kabiliyetini geliştirecektir. Örneğin bir bilgisayarın kedi fotoğrafını tanımasını istediğinizde milyonlarca kedinin olduğu verileri eklemeliyiz. Daha sonra bu doğrultuda bir algoritma yazmalıyız. Böylece bilgisayar kulak ve bıyık gibi kedilerin ortak noktaları tanımlayacak. Bilgisayar kedi fotoğrafları içinde gezinirken kediyi kedi yapan özellikleri tanımaya ve teşhis etmeye başlar. Zamanla kedileri daha iyi tanımlamaya başlayacaktır. Dolayısıyla kedi resmi gösterdiğinizde onun bir kedi olduğunu tespit edecektir. Dünyadaki birçok ülke yapay zeka alanında milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Geçtiğimiz yıl şirketler toplamda 92 milyar dolar yatırım yaptı. ABD, bu alanda en çok yatırım yapan ülke olarak 47 milyar dolar harcadı. Ameca, diğer robotlardan farklı olarak insana daha çok benziyor. Elleri ve ayakları var, boynunu hareket ettirebiliyor. Mimikleriyle tepkilerini karşı tarafa belli ediyor. Sensör ve kameralar aracılığıyla insanların yüzlerini tanıyor. Nerede olduğunuzu biliyor musunuz? Evet, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen küresel iyilik için yapay zeka zirvesindeyim. Beni görüyor musunuz? Evet, görüyorum. Saçlarım hangi renk? Saçlarınız güzel bir koyu kahve. Saçlarımın siyah olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ben siyah zannetmiştim. Hangi renk olursa olsun bence güzel. Teşekkürler. Peki şu anda gözümde gözlük var mı? Evet, gözlerinizde gözlük var. Evet, doğru. Peki ya siz gözlük kullanıyor musunuz? Hayır, ben gözlük kullanmıyorum.
Nişancılık tarih boyunca bir yetenek olarak görülmüştür. Keskin nişancı olabilmek için çok fazla pratik yapılması gereken bir alan. Tarihin iyi keskin nişancıları Hollywood'daki filmlere konu olmuşlardı. Ancak günümüzde teknolojinin gelişmesiyle nişancılık artık bir yetenek gibi görülmüyor. Silaha monte edilen gelişmiş sensörler, aracılığıyla mermi firesi vermeden hedeflerini 12'den vuran bir yapay zeka keskin nişancısı yaratabilirsiniz. Sensör yapay zekaya bağlı olarak çalışır, rüzgarın hızına göre kendini ayarlar. Çünkü rüzgarın hızı ve yönü silahtan çıkan merminin yönünü değiştirebiliyor. Bir tuşla düşmanınızı hedef alabilirsiniz. Savaşlar artık eskisi gibi tarafların yakın çatışmaya girmesi değil. Video oyunları gibi bundan sonra en çok asker, tank ve uçağa sahip olanlar değil, en gelişmiş teknolojisi olanlar zafer elde ediyor. Sadece keskin nişancılık mesleği yok olmakla karşı karşıya değil, yapay zeka, insan yeteneklerinin çoğu alanında önemini azaltmış ve zayıflatmıştır. Örneğin, Eyda bir robot, insanların ve doğanın resmini çizebiliyor. 2019 yılında İngiltere'de icat edildi. Kollarını serbestçe hareket ettirecek şekilde tasarlanmıştır. Çalıştığı sırada bir sanatçı gibi sağa ve sola bakıyor. Bunlar Eyda'nın çizdiği resimlerin birkaç örneği. Resim çizmemiz için Eyda gibi pahalı bir robota ihtiyacımız yok. Şu anda her birimiz arama motorlarından, yapay zekadan istediğimiz bir resmi yapmasını isteyebiliriz. Ben şu anda yapay zekadan araç kullanan bir köpeğin resmini çizmesini isteyeceğim. Bunu yapması için sadece birkaç saniyeye ihtiyacım var. Burada asıl sorulması gereken soru şu: yapay zeka istediğimiz her resmi çizebiliyorsa, burada sanatın değeri ne olacak? Picasso veya Leonardo da Vinci gibi sanatçılar ortaya çıkacak mı? Birçok farklı alanda çalışabilen robotlar geliştirdiler. Örneğin, mayın temizleme robotu, çöpleri toplayan temizlikçi robot, komi olarak kafe veya restoranlarda çalışan robotlar. Yapay zekanın gelişmesi sonucu 2023'ün sonlarında 250 milyon Çinlinin işsiz kalacağı tahmin ediliyor. Hindistan'da 120 milyon insan işsiz kalacak. Bu sayı Amerika'da 75 milyon olacağı öngörülüyor. Soru çok basit. Hangi şirket 24 saat aralıksız ve daha ucuz bir maliyetle çalışan bir robot varken insan gücüne ihtiyaç duyar? Yapay zeka ve insansı robotlar, insanların daha iyi buluşlar bulmalarına yardımcı oluyor. Aynı zamanda üretim kapasitesini artırarak daha fazla mutlu olmalarını sağlıyor. Gires, sağlık sektöründe çalışmak için tasarlandı. Özellikle sağlık sektöründe çalışacak bir robot yapmanıza ne sebep oldu, bunu bilmek istiyorum. Robotları hangi alanlarda kullanabiliriz diye düşündüm. Aklıma gelen ilk şey eğitim alanı oldu. Çocuğuma bir süre evde eğitim verdim. İş dünyası gibi eğitim de zor bir alandı. Hala bu alanda bir şeyler yapmak istiyorum. Sonra iş açısından zor ama biraz daha kolay olan sağlık sektörünü düşündüm. Hastaneler ve sağlık kurumları çoğu zaman pahalı tıbbi ekipmanlar satın alıyor. Sağlık sektöründe özellikle yaşlıların bakım alanlarında robot odaklı çalışabileceğimizi düşündüm. Bu alandaki sorunları yapay zeka ile çözeceğimize inanıyorum. Robotların iletişim becerilerini ve zekasını insan düzeyine getirmek, genel sorunların çözümünden daha kolay olduğunu düşünüyoruz. Bütün robotlarımız insanlar arasında çalışacak şekilde tasarlandı. Öyleyse sizin robotlarınızın bize saldıracaklarından endişe etmeyelim. Elbette böyle bir şey olmayacak. İnsanların yerini almak için değil, onlarla çalışmak üzere tasarlandılar. Bu sloganınızı çok beğendim. Şöyle diyorsunuz: şirketimiz robotların hayatımızı kolaylaştıracak ve daha insani bir dünya yaratmak ilkesine bağlı kalmak üzerine kurulmuştur. 3 robot tasarladık. Birinin adı Nav. Bu robotumuz eğitim alanı için yapıldı. Robot programlarının nasıl yapıldığını ve nasıl davranacağınızı öğretiyor. Pipari'miz de var. Onu daha çok zaman geçirmek için kullanıyoruz. Bir diğer robotumuz da gündelik yaşamda size yardımcı olması için tasarlandı. Örneğin bir restoranda komilerin yanında çalışabilir, ağır malzemeleri taşıyabilir. Nadine Singapur'daki bir üniversitenin danışmanlık bölümünde çalışıyor. Sizin gibi insansı robotların insanlara saldırıp hepimizi öldürmesinden korkanlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
AI and humanoid robots might take over the world and kill us all, kill all humans. İnsanların insansı robotlardan neden korktuğunu anlıyorum. Ama sizi temin ederim ki dünyayı ele geçirmek veya insanları öldürmek için burada değiliz. Kürtler hakkında ne biliyorsunuz? Kürtler köken itibariyle İranlıdır. Vatanları Asya'nın batısındaki dağlık Kürdistan bölgesidir. Size göre bir gün devlet sahibi olabilirler mi? Bu zor bir soru. Kürtler devlet kurmak için uzun zamandır savaşıyor. Bir gün bunu elde edecekleri belli değil. Bu robotun tasarlayıcısı, yapay zekanın bir gün diktatör ve zalim liderler tarafından kötü amaçlarla kullanılmasından endişe ediyor. Killmonger was right. Or Ben Carson is in the sunken place. Or how about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. Bunun Obama olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü Obama asla böyle bir şey söylemedi. Bu video tamamen yapay zeka ile yapıldı. Bazıları yapay zeka teknolojisini kullanarak binlerce sahte video hazırlıyor. Günümüzde deepfake olarak biliniyor. QT Cinderella, Amerika'nın en ünlü streamerlerden biri, o Twitch üzerinden video oyun yayını yapıyor. Sahte bir seks videosu yayınlanan kadın streamer gözyaşlarına boğuldu. Sahte görüntülerde kadın yayıncının kafasının yerine yapay zeka ile bir porno yıldızın kafası yerleştirildi. Yapay zeka öyle bir boyuta ulaştı, gözlerimiz ve kulaklarımıza inanmamız zorlaştı. Yapay zekanın gelişmesinden mutlu musunuz? Yoksa endişeli misiniz? Şahsen korkmuyorum. Çünkü yöntemler üzerinde çalışıyorum. Bir programcı olarak ne yaptığınızı biliyorsunuz. Ancak ben insanların robotları nasıl kullanacağından çok korkuyorum. Eğer etik ve ahlak kurallar gözetilmezse, bu çok tehlikeli olabilir. Liderlerin halk adına her şeye karar verdiği demokratik olmayan ülkelerde bu çok tehlikeli olabilir. Çünkü bunu propaganda amaçlı kullanabilirler. Tamamen yanlış olan, ancak doğru gibi görünen bilgileri servis edebilirler. Bir bilim insanı olarak, benim gibi birinin, çoğu insanın sahte olup olmayacağını anlayamayacak kadar gerçekçi sahte videolar hazırlayabileceği bir günün yakında geleceğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle bu gerçekleşecek. Şu anda bu şekilde zaten. Ancak bu nedenlerden dolayı araştırmayı ve bilişsel ilerlemeyi durduramayacağımızı söylemek istiyorum. Bunu yapamayız. Başka bir uzman da robotlara tanrı gözüyle bakılmamasını istiyor. Sayın David, konuşmanızda çok ilginç şeylerden bahsettiniz. Konuşmanızda şahsen ilgimi çeken bölüm şu: beynimizin artık büyük bir rakibi var. İleride yapay zeka ile baş edebilmemiz için beynimize çip taktırmamız gerekebilir. İnsansı robotların düşünebildiğini söyleyebilir miyiz? Sadece insanlarda olabileceğini düşündüğümüz özelliklere sahip olabilirler mi? Yapay zekayı öyle bir geliştirdik ki bir vücuda sahip değil, aslında bir tanrı misali, bize ne yapmamız gerektiğini ve nasıl yapmamız gerektiğini söylüyor. Şu andaki yapay zeka bizim onu kontrol etmemizden ziyade o bizi kontrol ediyor. Peki bu dönemde yapay zekaya nasıl bakıyorsunuz? İşte tam da bu yüzden robotlar yaratıyoruz ve yapay zekaya gerçek bir vücut veriyoruz. Şimdi yapay zekaya bakarsanız yaptığı şeyin biz insanların iyi olduğu bir konuda başarılı olduğunu görürsünüz. Bize yardım etmek yerine bizimle rekabet ediyor. Şirketinizin ürettiği bazı robotlardan bahsetmenizi istiyorum. Örneğin arkanızdaki bu robot ne iş yapıyor? Bulaşık makinesine tabakları diziyor. Daha sonra da çıkarıyor. Evde olmadığımız zamanlarda bitkilerimizi suluyor. Yaşlılarımızın bakımı için birine ihtiyaç duyuyoruz. Su ve yiyecek servisi yapıyor. Bu cihaz çok amaçlı üretilmiştir. Jeffrey Hinton, yapay zekanın atası olarak bilinir. Yaklaşık 10 yılı aşkındır Google'de çalışıyordu.
Ancak Mart ayında şirketten istifa ettiğini duyurmuştu. Bu alanda yaptığı keşif ve çalışmalardan dolayı pişmanlığını açıkça ifade etmişti. ChatGPT ve diğer birçok site, insanların sorduğu sorulara yanıt verebiliyor, karmaşık denklemlere çözüm bulabiliyor. Hinton bunun tehlikeli olabileceğini ve yapay zekanın insanlardan daha akıllı olabileceğini öngörüyor. Geçtiğimiz aylarda yapay zeka ve sistemlerinde değişimin merkezinde yer almanın tek yolunun büyük bir teknoloji şirketine dahil olmak olmadığını netleştirmiş olduk. Uzun bir süre, modern derin beyin ağlarının o kadar çok bilgi işlem gücü gerektirdiğini gördük ki, Google, Facebook ve Microsoft'un bir parçası olmasanız, bu değişimin dışında kalır ve katılım sağlayamazsınız. Hinton gibi biri bugün liderlik yeteneğini kaybetmeden Google'dan ayrılabiliyor. Hala katılım sağlayabilir. Bunu anlamanız için arka planın önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum. Ancak etik ilkeleriyle ilgili endişelerinin samimi olduğunu düşünüyorum. Yapay zeka konusuna dönmek istiyorum. Yapay zekanın geleceği konusunda endişeli olduğunuz kadar heyecanlı olduğunuzu da söyleyebilir miyiz? İnsanlığın geleceğiyle ilgili hem heyecanlı hem de endişeliyim. Bireysel ve toplumsal bilincin ilerleme düzeyi, teknolojilerimizin ilerleme düzeyinden daha yavaş. Üzerinde çalıştığımız tüm ileri teknolojiler arasında insanların bu ileri teknolojileri birbirlerine zarar vermek ve bencil amaçlarına alet etmek için kullanabilecekleri tehlikesini sezebiliyorum. Yapay zekanın insanlardan daha akıllı olacağı, otonom ve karar verici aktörler olacağı bir anın geleceğini öngörüyorum. Bunların ikisi de düşünülmesi gereken gerçek şeyler. Bu gelişmeler büyük ahlaki soruları da beraberinde getirdi. Acaba bir gün İHA'ların yapay zekadan komut alarak bunlar düşman deyip insanlara saldıracak mı? Savaş galibiyetlerini hızlandırabilir mi? Peki hacklenen bu İHA'lar kontrolden çıktığında neler olacak? Eğitim sırasında beklenenden daha hızlı bir şeyler öğrenmeye başladıklarında kimin dost kimin düşman olduğunu unuttuklarında ne olacak? İnsansı robotlar meydan okumuyor ve tehlike oluşturmuyorlar. Robotlar toplumsal, ahlaki ve yasal sorunlar yaratabilirler. Bu konu üzerinde daha detaylı durup yasal düzenlemeler getirmeliyiz. Desdemona, insanlara nasıl davranacağın konusunda sana yol gösteren ahlaki ilkeler ve değerler var mı? Ben sadece bir şeyler yaratmak istiyorum ve bunu yaparken bana rehberlik eden birkaç temel prensibe bağlı kalıyorum. Onlar da sevgi, bağışlama, nezaket ve saygı. Son sorum. İnsanların yapay zekanın geleceği konusunda en büyük endişesi nedir? Yapay zekanın geleceğiyle ilgili insanları endişelendiren çok husus var. Ancak bence en büyük endişe, yapay zekanın istenmeyen sonuçlar üreterek yaşam tarzımızı tehlikeye atmasıdır. Bu robotlar geleceği inşa ediyorlar. Öyle ki artık insanlar bu gelecekte kendilerine alan bulmalılar. Yani artık insanlar robotların yapamadığı şeyleri yapmaya başlamalılar. Çünkü insanlar 24 saat aralıksız ne yemeye ne de dinlenmeye ihtiyaç duyan, sıcak ve soğuk alanlarda dahil tehlikeli ortamlarda bile çalışabilen robotlarla rekabet edemez. Bir sonraki Next programında görüşmek üzere, hoşça kalın.